Şimdi bugün bir şey yayınlandı. Kesinlikle hiçbir şekilde, hiçbir surette, zaten bütün gün buradaydım. Hiç kimseye benim bir ifadem, sözüm, bakışım, duruşum olmamıştır. Çalışma Bakanlığı'ndan da, bizim bakanlıktan da açıklama yaptık. Ama EYT konusu önemli bir konu. Çalışma Bakanlığımız bu konu üzerinde önemli bir şekilde çalışıyor, ayrıntılı bir şekilde çalışıyor. Bizler de iş birliğiyle beraber yürütüyoruz. Son kararı mutlak surette Çalışma Bakanlığı ve Hazine Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürüyen bu işten sonra kabinede gündeme gelir ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açıklayacaktır. İki tane önemli olay yaşandı biliyorsunuz. Bir, milletvekilimizin masum olduğuna %100 inandığım ve maalesef evet, onlarla ilgili her türlü çalışmalar yapılıyor. Zaten şu anda gözaltılar ve mahkeme safahatında. Herhangi bir Hazine ve Maliye Bakanı'nın kendi para birimi cinsinden yatırım araçlarının değer kazanmasına memnuniyet duyması gayet doğaldır. Şimdi benim de Hazine ve Maliye Bakanı olarak TL cinsi yatırım araçlarının gelişmesine, değer kazanmasına seviniyor olmam gayet doğal bir şey. O dönemde de birçok yabancı ve yerli kuruluş tarafından değerlemeler açısından ucuz olarak görülen borsaya profesyonelinden bireyseline kadar tüm yatırımcıların ilgi gösterdiğini gördük. Biz de herhangi bir tahmin ve yönlendirme yapmadan yalnız ve yalnızca yatırımcının ilgisine şahit olmanın sevincini yaşadık. Bizim borsaya karşı temel bakış açımız buydu. Diğer taraftan maalesef aynı dönemde spot ve vadeli piyasalar arasındaki fiyat ilişkisini kullanarak manipülatif işlemler yapan bir grup piyasada bir iki günde işlem miktarlarını çok arttırmıştır. Biz zaten pozisyonların artışından itibaren devreye girdik. Piyasaları sakinleştirmek için bizzat bakanlığımız koordinasyonunda yapılan çalışmalarla piyasalarda bu sürecin minimum, hatta sıfır hasarla atlatılmasını sağladık. Zarar yok. Herhangi bir kişi ben zarar gördüm diyemez. Bu olayı çözümleme şeklimiz ve hızımız piyasa paydaşları tarafından takdir edilmiştir. Sektördeki aracı kurumlarımız ve piyasa altyapı kuruluşlarımız bizlere teşekkür etmişlerdir. Ayrıca konuya ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu, piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında 10 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulunmuş, gözaltında alınan 8 şüpheliden 5'i de tutuklanmış durumdadır. Adli süreç devam ediyor. Diğer konular ise zaten yargıya intikal etmiş olup süreç yargı aşamasındadır. Türkiye ekonomisine ben güveniyorum. Türkiye toplumuna güveniyorum. 85 milyon insan bu işin üstesinden, her işin üstesinden geldiği gibi geldiğini kanıtlıyor şu anda. Geçen yılın havasını lütfen hatırlayın. Geçen yıl bakan olarak atandığımda 1 Aralık, 2 Aralık'ta doğum günümde atandım. Bir bakan yardımcısıydım. Milletvekili, bakan olduğumda ki hava şuydu. Muhalefet tamam oldu, oluyor, bitti havasında. Bizler de attığımız adımlarla Türkiye ekonomisini ne kadar kısa bir süre içerisinde toparlayabileceğimizin hesap kitabında 20 günde 3,5 kilo verdik. 7-24 çalıştık. Teorisini, modelimizi, altyapısını, çıktılarını oluşturduk ve iddia ediyorum Türkiye'nin en güvenilir insanı olan Sayın Cumhurbaşkanımız 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. 21. yıla girdi. Çıkıp manifestoyu açıkladığında çok hızlı bir şekilde etki gösterdi. Bir parantez açıyorum. Hayatım boyunca kimseye lan demedim. La demişimdir. Biz Urfalıyız. Bizim oradaki laftır. Da der birileri. Öbürü bilmem ne der ama ben lan demem kimseye. Hakikaten tekraren söylüyorum. Buradaki bütçede de söylemiştim. Daha önceki görüşmelerimizde. Türkiye o günü, o akşam hiçbir şekilde hiçbir kurum tarafından müdahale olunmadan Sayın Cumhurbaşkanımızın manifestosu, Türkiye ekonomi modelinin gücü kendisini gösterdi ve sonuçlar oldu. Biz 20 yıldır efendi olmaya değil, hizmet etmeye geldiğimiz için suratımızı, yüzümüzü de içselleştiriyoruz, güler yüzlü hale getiriyoruz. Bu son cümle olsun da, Sayın Bakanım. Biz, güzel. Sayın Başkanım, bitiriyorum. Dolayısıyla da değerli kardeşlerimizin, ben bir tane daha şey kullanmış olayım. Toplumla ontolojik, hemen söyleyeyim, toplumla ontolojik uyumsuzluğun giderilmesi noktasında birlikte çalışmakta fayda var. Şu anda değerli ortağımız ve AK Parti milletvekillerine çok açık bir şey söyleyeyim, kızmayın lütfen. Rahat olun, psikolojik üstünlük bizde, saha bizden yana,
İşleri toparladık. Sizi seçime kadar çok iyi bir seviyede götüreceğiz. Ya.